Anne? Bu kadar acil olan ne? Sesin de tedirgin geliyordu telefonda. Al kendin bak. Ne bu? DNA testi. Alaz'ın Cihan'ın oğlu olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsun ne? Alaz'ın Cihan'ın oğlu olduğunu düşünüyorum. Ve DNA testi yaptırdım. Sonuçlar o zarfın içinde. Ama bir türlü cesaret edip de açamadım işte. Sonrası benim işim anne. Gidip Alaz'la konuşacağım. Çünkü bunu bilmek onun da hakkı. Ne konuşacaksın ki sen Alaz'la? Bu bizim kendi ailemiz için de halletmemiz gereken bir sorun. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun ya? Bu hayatta ailemizden ya da şirketten daha değerli şeyler var. Mesela bir insanın haysiyeti gibi. Senin o bencillik dediğin şey benim ailemi koruma içgüdüm. Eğer siz de kendi kararlarınızdan önce ailenizi ön plana alsaydınız şimdi biz bu durumda olmazdık. Şahika, ne işin var senin burada? Kaçak yolcu. Ne olur kızmayın bana. Şahika, lütfen zırvalamayı kes. Senin ne işin var bu teknede ya? Ya benim de İstanbul'dan kaçmaya ihtiyacım vardı. Bunaldım, kafa dağıtmak istedim. Kızmayın ne olur. Hemen gidiyorsun. Hemen tekneden iniyorsun. Tamam. Tam olarak nereye ineyim? İstanbul'a dönüyoruz. Seni hemen karaya bırakıyorum. İstanbul'a. Bütün dertlerin orta yerine. Ya bir kaçak yolcu yüzünden mi? Bir düşünün Cihan Bey. Şahika mı daha az rahatsız eder sizi? Yoksa geride bıraktığımız onca şey mi? Haklısın galiba Şahika. İstanbul'a dönemem. Yani en azından bu kadar erken dönemem. Otur Alaz, otur. Nedir bu? Test. Ne testi? Alaz. Annem senin benim kardeşim olduğunu düşünmüş.
O da senin ve babamın DNA testi sonuçları. Saçmalık bu. Rüşen Hanım böyle bir şeyi nasıl, ne hakla yapabilir? Alaz, benim bundan asla haberim yoktu. Eğer olsaydı senin rızan ya da bilgin olmadan annemin böyle bir şey yapmasına asla ve asla izin vermezdim. Yok, bu kadar ama çok fazla. Ben annemi kaybedeli daha bir ay olmadı. Bir teyzem olduğunu öğreniyorum. Sonra bütün o senin suçlamaların. Tam bunları hallettik derken bu. Lütfen ama ya. Sen benim yerimde olsan ne düşünürdün Bulut? Alaz, tam da bu yüzden buradayım zaten. Yanlış şeyler düşünmeyelim diye. Birbirimizden bir şey saklamayalım, dürüst olalım diye buradayım zaten. Annen Cihan Bey'in oğlu olmadığımı öğrendiğinde rahatlamıştır umarım. Annem bazı şeyleri yanlış değerlendirmiş. Bir yanlış onu ikincisine sürüklemiş. Nikahlı teyzenin söyledikleri derken iş buralara kadar gelmiş. Olay bu. Delilik bu. Bu tamamen delilik. Ruşen Hanım böyle bir şeyi nasıl düşünebilir? Geçeceksin hayallerinden. Çöpe mi atacaksın şimdi hayallerini? Bu kadar kolay mı pes edeceksin? Hayır. Cık. Hayır, pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen? Dur. Al güzel kızım, karnını doyurursun. Yazık sana. Yok mu senin annen baban? Aa. Delinin zoruna bak. Ne diyorsun sen be? Ben sana para vereyim asıl. Bir kendine bak, bir bana bak. İyilik de yaramıyor. Amca hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Hayırdır? Gel, çay içelim. Yok, geçmeyeyim kızım. Yalnız bu böyle olmaz kızım. İki aydır kira yatırmıyorsunuz bak. Bu işin sonunun nereye varacağını sen de iyi biliyorsun. Ben de iyi biliyorum. Olur mu hiç öyle şey Hasan amca? Bir yanlışlık var. Nasıl iki aydır kirayı yatırmadık? Biz bugüne kadar senin kiranı hiçbir günden bir güne aksattık mı ha? Bir yanlışlık var. Kızım, ben kaç para alıp almadığımı veya sizin kirayı yatırıp yatırmadığınızı bilmiyor muyum? Anlaşıldı Hasan amca. Anlaşıldı. Ah Hasan amca, ah.
Bizimkinin bu oğlu inan var ya inan. O bir hayırsız çıktı. Bir hayırsız çıktı ki sorma. Benim altınlarım var ya altınlarımı. Çalmış gitmiş. Kovduk gitti evden. Ya gelme dedik bir daha bu eve. Eğer demek ki babası ona iki aydır senin kirayı veriyorsa git Hasan amcana öde diye. Görüyor musun bak? Senin parayı da alıyormuş demek. Allah insana evladın hayırlısını verecek Hasan amca. Bize de bu düşmüş. Ne yapalım? Duyduğum kadarıyla kızı zengin bir eve gelin etmişsiniz. Ama bana paraya gelince yok. Bu işin labı cimi yok. Size ay sonuna kadar müsaade. Ödediniz, ödediniz. Ödemediniz, kendinizi kapının önünde bulursunuz. Faysal! Ne oldu ya yine? Ne oldu? Sen iki aydır kirayı ödemedin mi? Ha Faysal? Ya para var da sanki ben ödemiyorum. Paramız yok Gülen'den. Para yok. Ev sahibi para yoktan anlar mı Faysal? He? Bak, koyacak bizi kapının önüne. Ne yapacağız Faysal? Köprü altlarında mı yaşayacağız? Çadırlarda mı yaşayacağız Faysal? Bu gidiş gidiş değil. El kadar kızımız var bizim. Ya bu olanları öğrense? Psikolojisi bozulacak kızın, yazık. El kadar kıza? Ufansın da cemme girsin bari ya. Bundan sonra bu evde herkes taşın altına elini sokacak. Ben tek başıma yetemiyorum. Gururumu ayaklar altına aldım. Gittim o inan şerefsinden para istedim. 5 kuruş vermedi biliyor musun? Yapacak hiçbir şey yok artık. Cemre de çalışacak. Unut bunu Faysal. Unut bunu. Sil kafandan. Ben mümkün değil Cemre'nin çalışmasına izin vermem. Olmaz. Onun hayalleri var. Hayallerinin peşinden koşacak o. Güzel koşsun. O zaman dua et. Yukarıdan para yazsın. Oo, Cemre Hanımlar da gelmişler. Hoş gelmişler. Ne yaptın yavrum? Koştun mu hayallerinin peşinden bugün, ha? Koşmuşsun, koşmuşsun. Belli. Bak çok yorulmuşsun. Gel şöyle otur istersen. Bir çay yapayım sana. Su vereyim, ha? Dinlen, gel yavrum. Bak gerçekten çekemeyeceğim şu an seni. Bravo Faysal. Bravo. Çok güzel babalık yapıyorsun. Yürü git be. Ya yavaş, yavaş. Pat, 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 pat. Biliyor musun sevgilim, bence bu dünyadaki en kötü duygu kıskançlık. İnsana deli saçması şeyler yaptırabiliyor. Nereden çıktı şimdi birdenbire? Çünkü bugün olanları bilsen inanamazsın. Merak ettim. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Annem bugün gidip bir DNA testi yaptırmış. DNA testi mi? Alaz'ın benim kardeşim olduğunu düşünmüş. Elif. Çok özür dilerim. Yani bir an boş bulundum. Sevgilim bırak, elini keseceksin şimdi. Peki sonuç neymiş? Ne çıkabilir Elif? Tabii ki negatif çıkmış. Tabii canım. Ne olabilir ki başka? Tamam bırak artık. Söylerim, temizlerler, bırak. Elif elini kesmişsin işte. Ver şunu. Ben bir yara bandı alıp geleyim. Yok yok, gerek yok. Önemli bir şey değil zaten. Ben bir banyoya gideyim. Elimi falan yıkayınca geçer zaten. Yaptıkların için çok teşekkür ederim Eren. Bu senin. Teşekkür ederim Alas Bey. Her zaman evinizdeyim. Bilmenizi isterim. Tabii, tabii. Görüşürüz. İyi günler. Gözün aydın kardeşim. Sonunda istediğin oldu. Şimdilik üzerimizdeki şüpheyi attık. Ruşen de Bulut da testin sonuçlarına ikna oldu. Test sonuçlarına göre %99.99 Cihangiray olmayan birinin oğluyum. Peki sen bu Ruşen'in örnekleri bu giden lavuğa vereceğini nereden biliyordun? Ben o giden lavuğun kulaklarını bir süre önce büktüm kardeşim.
Dedim ki Ruşen Giray sana iki örnekle gelir test yaptırmak isterse önce beni arıyorsun. Yüklü miktarda da para verdim tabii. O da sağ olsun ilk beni aradı. Onlar hakkında her şeyi biliyorum sırrı. Ruşen Giray'ın başı ağrısa gideceği doktoru, çanta almak istese uğrayacağı mağazayı, canı ızgara et çekse rezervasyon yaptıracağı restoranı biliyorum. Giraylarla 8 sene aralıksız çalışmanın faydaları işte kardeşim. Ya gecemi gündüzümü onlara verdim ben. Ömrümü adadım ben bu insanlara, ömrümü. Ve onlar hakkında her şeyi biliyorum. Ama onlar benim hakkında hiçbir şey bilmiyor. Benim de gücüm buradan geliyor. Şu elemana verdiğim para da canından tırtıkladığım para ha. Ya çok iyi iş değil mi? Cihan Giray'dan şantajla aldığım parayı Ruşen Giray'ın test sonucunu satın almaya harcıyorum. Çok iyi. Senden korkulur. Sadece düşmanlarım. Dostlarımı asla ısırmam. Sadece düşmanlarım. Senin şu adamın ne yapacağını merak ediyorum. Sıkacak. Sıkamaz. Baban yine orada da yok. Cep telefonunu da kapatmış. Kim bilir yine hangi deliğe girdi. Tekneye gitmiştir. Başka bir yere gitmez ki. Ben bir Bahri abiyi arayayım. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Sevdiğim insanlar benim gözümün içine bakıp senelerce yalan söylediler Elif. En sevdiğini söyleyen insanlar bunlar. Ayarlayacak anne o züppe bana ya. Ne iş ayarlayacak bana? Ne oldu? Bir şey olmuş belli. Anlat annene. Evleri boyayan boyacılar bile benden daha yetenekliymiş anne. Ben kendimi kandıran bir zavallıymışım. Bunları senin yüzüne mi söyledi o? Yüzüme söyleyebilir mi? O kadar cesareti var mı sence? Telefonla konuşurken duydum. Kesin o Elif doldurmuştur onu sana karşı. Tabii şimdi artık akraba oldular ya. Hep onun başının altından çıkıyor bunlar. Kışkırtıyor onu sana karşı. Ona da kocası şirkette özel bölüm ayarlamış. Evde 2 tane kağıt çiziktirdi diye başımıza tasarımcı oldu. Ben de alıyorum videolarımı gidiyorum ki izlerler belki bir işim olur. Kim izliyor ki benim videolarımı? Ben izlerim senin videolarını annem. Hem merak ediyordum ne zamandır zaten. Şöyle bir doyasıya seyredemedim. Ver bakayım bir izleyeyim. Anne boş ver ya. Belki de kız haklı. Belki de ben kendimi kandırıyorum. Belki de yol yakınken vazgeçmem gerekiyor. Sakın! Ne demekmiş öyle vazgeçmek? Bir daha ağzından duymayacağım böyle şeyler. Hadi ver. Ver de izlesin anne. Al sen izle. Ben banyoya gireceğim. Sinirlerim çok bozuk. Emre. Efendim? Burada birkaç tane iş ilanı işaretledim senin için. Seç bak hangisini istiyorsan. Sağ ol babacığım. Yani beni düşünmüşsün ama ben çalışmayı falan düşünmüyorum. Çok incesin. Gerek yok. Tabii ya sen çalışma. Anan çalışmasın. Ben çalışmayayım. İlandan zaten fayda yok. Bir haftaya birbirimizi kemirmeye başlarız. Dön arkanı git öyle. Tamam Bahri abi sağ ol. Teşekkür ederim. Babam tekneyi uzun bir yolculuğa hazırlamış. Ne? Ve marinadan çıkmış. Nereye gittiğini kimseye söylememiş. İnanamıyorum ya. Yine kaçtı görüyor musun? Hep aynı şeyi yapıyor. Sıkışınca kaçıyor. Eskiden de böyleydi bu adam. Sana hamile kaldığımı söylediğimde 20 gün ortadan kaybolmuştu, ödü patlamıştı.
Rahmetli kayınvalidem teselli etmişti beni. Ay Ruşen'cim ne yapalım? Çocuğun da huyu böyle. Sıkışınca kaçıyor. Artık idare edeceksin demişti. Ama hala mı ya? Hala mı? Hiç mi değişmez bir insan? Çok mu üzerine gittik acaba? Ne üzerine gitmesi be? O bir dönsün. Ben üzerine gitmek neymiş göstereceğim ona. Sorumsuz. Ben bir herife bakayım. Yapamazsın bunu Elif. Alaz'a istediğini vermeyeceğim. Amacına ulaşmasına izin vermeyeceğim. Bu evliliğin bitmesi lazım. Bunu yapmak zorundayım. Elif, iyi misin bir tanem? Bakayım eline. De hiçbir şey yapmamışsın. Kanın durdu ama. Ne yapıyorsun burada iki saattir? Başım döndü. Oturmak zorunda kaldım. Bardağı da o yüzden mi düşürdün? Bilmem. Belki de kan tuttu. Evet. Küçük hanım, merak etmeyin, yaşayacaksınız. Hiçbir şeyiniz kalmayacak. Öyle mi diyorsun? Hadi gel. Aşağı inelim. İnelim. Gitmez hiçbir yere. Bu durum oluyor. Yavaş yavaş kaytarıyor. Ben öğrendim. Nur abi bir çay versene. Aa, hoş geldin Sefer. Hoş bulduk abi. Hemen getiriyorum. Ya İsa. Buyur birader. Anneciğin konuştu mu Vuslat teyzelerle? Ne zaman gidiyoruz yıldızlara? Bu hafta sonu inşallah bu iş bitiyor kardeşim. Artık bir an önce bitsin istiyorum çünkü ben de çok heyecanlandım. Çok haklısın kardeşim. Ne iş abi? Aa Sefer. Hoş geldin kardeşim. Ya Sefer'im hayırlı bir iş var biliyor musun? Allah'ın izniyle Yıldız'la İsa'yı bu hafta baş göz ediyoruz. Olmaz öyle şey. Olamaz. Sana ne lan? Sen kimsin oğlum? Erkek tarafı mısın oğlum sen? Kız tarafı mısın? Kimsin lan sen? Aileler konuşmuş, anlaşmış. Hiç. Olmaz. İzin vermem. Olamaz. Gevşek. Hadi ama Cihan Bey. Ya hem yemeği bana yaptırıyorsunuz, hem de öyle uzaktan bakıyorsunuz. Böyle misafir ağırlamak olmaz ama. Sen yaşa Ayka. Sayende bende iştah miştah kalmadı. Ya yapmayın lütfen. Olan oldu artık. Bütün yol boyunca bana tafra mı yapacaksınız? Yani bu çocukça hareketinin bir karşılığı olmalı. Mantıklı düşünsene. Senle ben böyle bir tekne gezisinde. Yani kim ne düşünse haklıdır. Kim ne düşünürse düşünsün. Biz kendimizi bilmiyor muyuz? Yok öyle olmuyor Şayka. Siz de bayağı pimpirikli çıktınız. Ben böyle olduğunuzu bilmiyordum sizin. Hani derler ya insan arkadaşını en iyi tatilde tanır diye. Çok doğruymuş vallahi. Sen ne istiyorsun Şayka? Hı? Derdin ne senin? Bana sakın öyle kafa falan dağıtıyorum deme. Ne istiyorsun? Gerçekten bilmek istiyor musunuz? Gerçekten bilmek istiyorum. Ben bunca yıl salak gibi sizin oğlunuzu bekliyorum. Belki bir gün beni sever diye. Sonra ne oldu? Koskoca bir hiç. Ama bundan sonra öyle yapmayacağım. İçimden ne geliyorsa öyle yaşayacağım. Kim ne der, ne düşünür umurumda bile değil. Anladınız mı? Kendime olan saygımı geri kazanmak istiyorum. Hadi soğutmayalım da yiyelim yemeğimizi. Makarna mı yaptın? Pesto soslu.
istemişsin Sırrı abi? İstedim İsa. Abi telefon etsen ben kendim gelirdim yani. Ne gerek vardı ki böyle? Doğru gelirdin. Ama illa inanını da arardın değil mi? Ama bak şimdi seni evden aldırınca kimseye haber vermene gerek kalmadı. Fena mı oldu? Abi bir sorun mu var? Yani bir hata mı gördün abi? Yok. Neden öyle düşündün ki? Abi ama yani... Sırrı abi ne oluyor? Dur Sırrı abi. Sırrı abi ne oluyor? Sırrı abi. Abi gözünü seveyim ne oluyor? Bir şey söyle. Allah Allah. Bu ne be? Ruşan. İşler çığırından çıktı. Her gün yeni bir soru. Her gün yeni bir sorgulama. Ama artık gerçekleri açıklamanın zamanı geldi. Benim çok büyük bir sırrım var. Artık bunu açıklamanın zamanı. Talas benim oğlum. Şimdi bütün bu olanları seninle yüzleşmek... Rabbim, biliyordum beni ite köpeğe muhtaç etmeyeceğini. Şükürler olsun sana. Sana şükürler olsun. Abi. Ben öyle acele deyince fırladım geldim. Hayırdır? Hayır inan. Hayır. Bir sorun mu var öyle çuval muval? Bir sorun mu var? Bugünün sorusu bu herhalde. Sırrı sen bundan bir türkü çıkarabilir misin? Bir sorun mu var? Bir sorun mu var kardeş? Bir sorun mu var? Ben sana bunun sözünü yazıp bestesini yapacağım. Lütfen, lütfen. Ağzına sağlık abi. Bir sorun yok inan. Bizde sorun olmaz. Sen bize sadık mısın inan? Ben size sadığım abi tabii. Sadakat güvene benzer inan. %99'u olmaz. Ya %100'dür ya da yoktur. Bir insana ya güvenebilirsin ya da güvenemezsin. Şimdi söyle bakalım. Biz sana güvenebilir miyiz inan? Güvenebilirsiniz abi bana. Öldür o zaman oğlum şunu. Sık kafasına. Kim ki o? Kimse kim? Ne önemi var? Hadi oğlum. Oğlum öyle tanımadığım adamın kafasına nasıl sıkacağım? Hadi inan. Hadi oğlum. Hani güvenebilirdik sana? Hani sadıktın bize? Abi ben yani sadığım tamam da... Ama sadakatin aması maması olmaz. İnan. Yap deriz yaparsın, sık deriz sıkarsın. Bu yol böyle. Var mısın bu yolda kardeşim? Aa bu yolun yolcusu değilsen kapı açık kardeşim. Eyvallah. Hadi sık. Hadi oğlum. Kiloda domates istiyorum. Ama en alttakilerden koyma tamam mı? Bak geçen hafta Turgut'tan aldıklarım hep çürük çıktı. Çürük çıkarsa geri getiririm ben. Getir Vuslat abla başımla beraber. İyi. Vuslat teyze, Vuslat teyze. Aa merhaba Sefer, nasılsın? İyiyim, iyiyim Vuslat teyze de. O İsa falan var ya, yaramaz adamın biri Vuslat teyze. Bunların ne iş yaptıkları hiç belli değil. Her türlü pislik var bunlarda. Bunlar mahallenin serserisi. Nereden çıktı şimdi? Ben iyi bir insanlıyım Vuslat teyze. Öylesin tabii Sefer. Beni damadın olarak görmek ister misin? Sefer,
Bu kararı ben bir yıldız verir yalnız. Ya tabii, orası da öyle de. Ben sizin de fikrinizi almak istedim. Eğer müsaitseniz annemi de alıp geleceğim size. Bu işe bir noktayı koyalım artık. Zafer'cim bak, sen çok iyi bir çocuksun. Ama Yıldız'la konuşman gereken şeyleri benimle konuşuyorsun. Bence sen Yıldız'la konuş, tamam mı? Ya öyle, öyle tabii de. Siz de bilin istedim. Gelmek isteyen olur eve falan almayın. Sefer'e söz verdik deyin, o gelecek deyin. Olur mu Mustafa teyze? Tamam, öyle söylerim Sefer. Ver elini öpün Mustafa teyze. İyi günler Mustafa teyze. İyi günler. Hadi oğlum vur. Sırrı senin için dedi. Yapamaz dedi. Ben sana güvendim. Kim haklı oğlum? Ben mi haklıyım, sırrı mı? Abi şimdi... Tamam da yani bu herif... Yani nereden bileceğim? Ben ölmeyi hak ediyor mu bu kimse bu? Kim bu abi? Allah'ını seversen ya. Bilmiyorum, inan. Herkes olabilir. Baban olabilir, anan olabilir, bacın olabilir, arkadaşın olabilir. Yüzünü hiç görmediğin bir insan olabilir. Ne önemi var inan? Önemli olan bu değil. Önemli olan senin benim istediğim her şeyi sorgusuz sualsiz yapıp yapmaman. Hadi oğlum sıkın. Abi olmaz, bir yüzünü göreyim, kurban olayım, bir aç. Bakayım kim bu? Bir kaldır. Hadi oğlum sık, öldür. Yapamayacak. Abi kim bu ya? Ben günahsız adamın tekini öldüreceğim bak şimdi. Ah! Yok, olmayacak, yapamayacak değil demek ki. Bu yolun yolcusu değil. Sen ne yap biliyor musun inan? Sen en iyisi kardeşim, git bir satır etçi aç. Git et doğra. Sen bunu yap, bir bilezik olsun ya. Sırrı, aç bakalım. Kimi öldürmüş inan. Boş mu oldu? Kalmış burada. Ne oluyor Elif? Niye kaçıyorsun benden? Niye öpemiyorum seni? Elif, senin benden sakladığın bir şey mi var? Söyleyemediğin bir şey mi var bana? Söyleyemediğim bir şey yok Bulut. Sadece rahat değilim, o kadar. Niye peki? Evde kimse yok. Sadece sen ve ben varız. Bahanen ne? Sebep ne? Bilmiyorum Bulut. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yapamıyorum işte, olmuyor, anlasana beni.
Bak bizim çoluk çocukla kaybedecek vaktimiz yok. Burada kimseyi kandırmıyoruz. Yolumuz belli. Bizimle birlikte yürümek isteyen bizimle birlikte yürür. Yoksa yolun açık olsun. Abi bizi affedin bırakın gidelim biz yani. Bu işler bize göre değil abi. Bak yine araba falan kaldırırız biz getiririz size. Hani ticaretimizi falan yaparız. Ama biz mahalle delikanlısıyız yani bizim çapımız belli şeyimiz belli abi. Abi bu işler bize göre değil be abi. Gidelim. Hadi gidelim birader. Oğlum hadi sene. Az önce orada kafama sıkacaktın. Bu yolu mu seçiyorsun? Aynen. Cevap ver arkadaşına. Bu yolu mu seçiyorsun? Ben mahalle delikanlısı olmaktan sıkıldım birader. Çok sıkıldım. Ben çapımın belli olmasından da çok sıkıldım. Ben o mahallede, o kahvede sabahtan akşama pineklemekten de çok sıkıldım. Ben bu parasızlıktan da çok sıkıldım. Hüsa, anladın mı? Ben o evden de, o babamdan da, hepsinden de çok sıkıldım onu. Benim yolum belli kardeşim. Bu yolun seni nereye taşıyacağını biliyorsun değil mi? Ben kararımı verdim. Ben sizleyim abi. Hayırdır? Çeyizlerimi çıkarmışsın. Güncelleme mi var yoksa? Kim bilir. Belli mi olur? Belki görücüye falan gelirler. Hadi bakalım bismillah. Ne oldu? Nereden çıktı şimdi bu? Bugün Sefer geldi yanıma. Ay anne tamam. Getirme gerisini. Annesini de alıp bize gelecekmiş. Güzel gelsinler. Oturur sohbet edersiniz. Hiç gelmene gerek yok oğlum. Ben verdim kızı sana. İstediğin zaman al götür dedim. Yalan. Söylemedin. Anne, bak eğer çocuğa ümitlendirecek bir şey söylediysen... Ay kızım ne söyleyeceğim? Git Yıldız'la konuş dedim tabii ki. İyi bari. Ya of anne. Bir mısır keyfim vardı, o da kaçtı. Ben odama gidiyorum. Sen yersin. Ya iyi çocuk ama. He anne, iyi çocuk. Bu sefer aklını kullanacaksın Gülendam. Bu sefer aklını kullanacaksın kızım. Acele etmeyeceksin. Sakin olacaksın. Hemen gidip para istemek de yok. Sabredeceksin. Bak bu senin son şansın. Değerlendirdin, değerlendirdin. Yoksa vallahi mahvoluruz. Sabredeceksin. Sakin olacaksın, sakin. Sabırlı ol, yeter. Ne yapıyorsun sen gece vakti ya? Ha, cinlendin mi? Su içmeye kalktım Faysal ya. Asıl sen ne yapıyorsun he? Ne öyle fırsatlar mırsatlar bir şey diyordun, ne diyorsun? Hangi birinden bahsedeyim Faysal'ım? He? Hangi birinden bahsedeyim ben sana? Baksana, her tarafımız fırsatlarla dolu maşallah. Ev ev değil, adeta fırsatlı harikalar kumpanyası. Laflara bak laflara. Allah akıl fikir versin. Bana dostu koy. Çabuk da gel. Kurtaracağım Bulut. Seni azat edeceğim sevgilim.
Seni sevmeye devam etmenin tek yolu senden ayrılmak. Dün için özür dilerim. Seninle canını sıktım. Bir doktora mı gitsin acaba Elif? Yani bir sıkıntım var belli. Doktor mu? Evet. Neden olmasın? Belki doktorla daha rahat konuşursun. İçini açarsın. Olur tabii. Niye olmasın ki? Alazor. Efendim Alaz. Tamam. Hemen geliyorum. Ne oldu? Ne istiyor? Bilmiyorum. Evdeymiş. Oraya çağırıyor beni. Konuşmak istiyor. Evine mi? Neden yani? Şirkette konuşulmayacak ne var ki bu kadar? Bilmiyorum. Gittiğimde anlayacağım artık. Seni şirkete bırakayım ben. İşim bittikten sonra ben de geleceğim zaten. Tamam. Hadi çıkalım. Elif'le aranızda benim bilmediğim bir şeyler mi geçti? Bir soğukluk var aranızda sizin. Yok öyle bir şey. Nereden çıkardın? Yıldız. Bak benim alnımda salak mı yazıyor? Hatalıysam arayın yazıyor. Altına da bir telefon numarası bırakmışlar. Anne acıdı ama. Acısın. Oh! Acısın diye yaptım zaten. Ya 24 saatte 3 kere konuştun kızın evine. Evlendi evleneli. Bir kere bile gitmedik. Hem bu aralar konuştuğumuzu bile duymuyorum Elif'le. Senin kulaklarına mı baktırsak ha? Malum yaş. Duyma kaybı vardır belki ha? Anne bir şey yok dedim ya sana. Ay sen zaten anca bana zevzeklik yap. Ha, sanki öğrenemez miyim zannediyorsun? Bir telefonuma bakar. Ararım Elif'i şıp diye öğrenirim. Ama ben kızımın arkasına iş çevirmiyorum. O yüzden hadi dökül anlat bakayım. Çayını tazeleyeyim mi? Soğumuştur ha? Nesi soğuyacak daha şimdi doldurdum. Sen beni hatalı sollarken soğumuştur anne. Hemen tazeleyip geliyorum dur. Ay bak geçenlerde de abuk subuk sorular sordun zaten bana. Eğer benden bir şey saklıyorsan. Öf Yıldız bak kime diyorum ya. Of Elif ya of kızım. O seferle de konuş boşuna umutlanmasın çocuk. Ne demek oluyor şimdi bu? Ben de bunu merak ediyorum zaten. Bunun benim teyzem olduğunu iddia ettiğin kadınla bir ilgisi olabilir. Peki neden onun olduğunu düşünüyorsun ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bildiğim tek şey evime dinleme cihazı yerleştirildi. Beni dinleyerek kim ne elde edecekse artık. Bence bunu şöyle çözebiliriz. İçeri girip sahte bir telefon konuşması yap. Bir buluşma ayarla. İşte böyle içinde yüksek rakamlar falan gitsin. Bence öyle oltaya gelebilir. Çünkü seni dinlemek isteyen insan aynı zamanda seninle buluşmak da ister. Bence çok iyi fikir. Alo. Alaz ben.
Daha fazla beklemenin bir alemi yok artık. Bu iş çok fazla uzadı. Yarın saat 12'de caddede Menekşe Sokak'taki kafede buluşalım. Evet, evet para bende. Yalnız gel. Evet, 100.000 euro. Tamam. Bu işin peşini öyle kolay bırakmayacağım Alas. Bir şeyler saklıyorsun. Biliyorum. Hayırdır Nuri abi? Fotoğrafçılığa mı başladın? Ya bu işin olacağı yok be İsa'cığım. Kimsenin bu mahallede satrançı öğrenmeye niyeti yok canım. Sen ne yapıyorsun Nuri abi şimdi? Vallahi internete koyacağım resimleri, satacağım takımları. Aldığım adam geri almak istemedi canım. Kullanılmış bunlar dedi. Ya kullanılmadı diyorum. İnanmıyor bana canım. Kullanılmış olsa geri verir miyim hiç? Değil mi ya? Laf işte. Sen bu mahalleye fazlasın Nuri abi. Abi canım, çay getireyim mi? İki tane Nuri. Eyvallah. Sen benim çayını iptal et Nuri abi. Görüşürüz. Hayda, ne oldu ki şimdi birdenbire İsa? Neyi var bunun? Can sıkkın. Niye ki? Kardeşi ruhunu şeytana sattın Nuri. Ki burada iki kumaşın dokusunu da bir tutarsak bir bütünlük olmuş olacak. Sen devam edebilirsin. Teşekkür ederim. Vay, vay, vay. Çok büyük iş kadını olmuşsun Elif. Maşallah. Ne işin var senin burada Gülendam? Ne işler çeviriyorsun? Aşk olsun. İnsan annesini hiç böyle mi karşılar? Bak buraya gelmek için onca yoldan geldim bu sıcakta. İnsan en azından bir limonatadır, bir sudur, bir şey söyler ha? Düşmanın değilim sonuçta. Düşmanın bile senden daha haysiyetlidir. Ondan olmasın? Haklısın. Bize ne desen, ne söylesen haklısın. Biz sana çok büyük kötülükler ettik Elif. Ama parasızdık. Şu aç karnımız belki olur da bir doyar dedik. Bir şeytana uyduk biz Elif. Sen şeytana uymazsın Gülendam. Sen şeytanın ta kendisisin. Söyle, sen niye geldin buraya? Neler çeviriyorsun? Konuş. Bilmediğin çok şey var kızım. Ben hadi evlendin, barklandın. Mutluluğunu, huzurunu bozmayayım diye bir şey demedim ama... Hep aynı hikayeler değil mi Gülendam? Hiç bitmiyor hikayelerin. Söyle. Geveleme de ne istiyorsan söyle çabuk. Uruşan kaçırttırdı seni. Tam 1 milyon önerdi bize bunun için ya. Tam 1 milyon. Gerçi Bulut'a da söyledim o gün bize geldiğinizde ama... Sen de beni pek şaşırttın yani. Sana bunca kötülük eden insanların evi de böyle. Sen ne saçmalıyorsun be? Bulut böyle bir şey olsa söylerdi bana. Git yalanlarını başka yerde söyle. Biz yaptıklarımızın bedelini misli misli ödüyoruz kızım. 3 kuruşa muhtaç kaldık, 3 kuruşa. Yakında evden de kovuyorlar bizi. Ama onlar... Oh! Hayatlarını aynen kaldığı yerden devam ediyorlar. Suçlu gene biz. Reva mı bu herif ha? Soruyorum sana. Reva mı bu? Yeter. Daha fazla duymak istemiyorum saçmalıklarını. Yürü. Yürü. Acıdır gerçekler tabii Elif. Acıdır gerçekler. Müzik
oradaydı biraz önce. Gerçekten inanamıyorum bu kadına ya. Nasıl oluyor da her seferinde elini kolunu sallaya sallaya bu şirkete sızmayı başarıyor acaba? Ne istiyormuş yine fırsatçı? Kaçırılmama sebep olan kişi siz misiniz? Bunu isteyen siz misiniz? Doğru mu Ruhşan Hanım? Tamam. Gülen'in de bunun nasıl biri olduğunu şu an tartışmayacağım. Ama böyle bir yalan söylemesi için hiçbir sebep yok ortada. Yaşadıklarımın sorumlusu siz misiniz? Annen ve bitmek bilmeyen yalanları. Bak Elif'cim. Annen buraya babanla beraber kendi ayağıyla geldi. E benden para istedi. Eğer ben istersem senin Bulut'la ayrılacağını söyledi bana. Ve bu tekliften senin de haberin olduğunu söyledi. Bana inanmayabilirsin. Hatta Şahika da buradaydı. Burada oturuyordu işte. Kendi kulağıyla duydu. Elif, niye öyle bakıyorsun bana? Ayrıca bir şey soracağım. Senin derdin ne? Sen her istediğini elde etmedin mi? Kirayların gelini oldun, Bulut'la evlendin, kazandın yani. Zafer'in biraz tadını çıkarsana. Her şey bitmiş, gelmiş burada bir de benden hesap soruyorsun. Ruşan Hanım, bu yaptığınız Elif, gerçek... ben gerçekten galiba seni daha fazla dinleyemeyeceğim. Lütfen odamdan çıkar mısın? Çünkü benim derdim bana yetiyor. Doğru. Bu hayatta tek önemli kişi zaten sizsiniz. Siz ve sizin sorunlarınız. Benim ne yaşadığım, ne hissettiğim hiç kimsenin umurunda değil. Sizin de öyle tabii. Kime söylüyorum ki zaten? Ece Hanım merhaba. Buyurun Elif Hanım. Sizden bir şey rica edeceğim. Bana Şahika Arslan'ın numarasını hemen bulabilir misiniz? Hemen Elif Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo. Şahika merhaba. Merhaba, kimsiniz? Elif ben. Biliyorum seni aramama şaşırdın ama ben de en az senin kadar şaşkınım. Benim için çok önemli bir şey var. Onu sormak için aradım. Tamam ama fazla vaktim yok. Uzatmazsan sevinirim. Biraz önce Ruşan Hanım'ın yanından çıktım. Babamlar Bulut'u ve beni ayırmaları karşılığında Ruşan Hanım'dan bir para istemişler. Sen de yanlarındaymışsın, doğru mu? Çünkü Ruhşan Hanım böyle bir şey söyledi. Senin de şahit olduğunu söyledi. Yalan söylemiş sana. Ben öyle bir olaya tanıklık etmedim. Kimdi o? Önemli değil. İşten. Sevgilim. Ne yapıyorsun burada? Bunu bana nasıl yaparsın Bulut? Nasıl yalan söylersin bana? Ben de salak gibi kendimi o evde kabul ettirmeye çalışıyorum. Elif bir sakin olur musun? Kendine gel, ne oluyor? Kaçırılmamda annenin de parmağı varmış. Babam beni Selami'ye götürsün diye para vermiş ve sen bunu biliyor musun, doğru mu? Elif, bunun konuşmak için doğru yer değil. Gel odada konuşalım hadi. Hiçbir yere gitmiyorum. Cevap ver bana Bulut şimdi. Doğru muydu, biliyor muydun bunu? Biliyordum. Ama olduktan bayağı sonra öğrendim. Sen üzülme diye de sana söylemedim. Sonrasında annemle konuştum. Senden özür dilemesini sağladım. Yaptığım şey buydu. Biliyordun yani, öyle mi? Biliyordun ve benden sakladın. Çünkü özür diledi ve geçti. O kadar. Özür dileyip geçtiyse benim yaşadıklarım neydi Bulut? Bu kadar basit mi ha? Bu kadar kolaydı ve ben mi abarttım sadece? Neden ben etrafımda hiç kimseye güvenemiyorum? Herkes arkamdan bir iş çeviriyor, herkes bir yalan söylüyor. Ne yani, ben yeni hayatımda herkesin kuklası mı olacağım? Elif, bir sakin olur musun? Böyle davranırsan hiçbir yere varamayız.
Şu an geçmiş konuşmanın bize hiçbir faydası yok. Anladın mı beni? Özellikle bu tonda asla faydası yok. Gel içeride konuşalım. Şu an bir faydası yok ama annen hala yalan söylüyor bana. Hangi konuda? Babam para istemeye geldiğinde Şahika da yanındaymış. Şahika'yı aradım. Ama ben orada değildim dedi. Neden yalan söylüyor hala annen? Ne yaptın, ne yaptın? Şahika'yı aradım. Elif, Şahika kim? Sen bir gelsene benimle. Sen ne hakla ararsın ki Şahika'yı? Bizim aile işimizle Şahika'nın ne alakası var? O kadar şey söyledim ama sen sadece Şahika'ya takıldın, öyle mi? Sen annenin arkamdan o kadar iş çeviriyorsun ama ben Şahika'yı arayınca problem. Elif, Şahika benim umurumda bile değil. Önemli olan benimle konuşmadan, bana hiçbir şeyi anlatmadan herhangi birini aramış olman. Nasıl yaparsın bunu? Neden? Yoksa Şahika'yla aranda bilmediğin bir şey mi var ha? Neyi saklamaya çalışıyorsun? Nedir bu öfkenin nedeni? Elif, sen neyin peşindesin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Asıl derdin ne? Söylesene bana. Ya evlendiğimiz günden beri yüzün değişti senin ya. Bakışın değişti bana. Kız stresli diyorum. Yeni bir hayatta alışamadı diyorum. Ama ben böyle düşündükçe üstüme geliyorsun. Böyle düşündükçe saçmalamaya devam ediyorsun. Niye? Ne yapıyorsun şu an? Ha? Suçunu bastırmaya falan mı çalışıyorsun? Elif. Sen ağzından çıkanların farkında bile değilsin. Her zamankinden daha çok farkındayım Bulut. Çünkü senin annenden bir farkın yokmuş. Bak Elif, söylediklerin affedilebilir şeyler değil. Kendine gel. Asıl ben seni affetmiyorum, anladın mı? Bambaşka bir insanmışsın sen meğer. Ne kadar yanılmışım, yazık. Benim kadar yanılmış olamazsın, gerçekten. Tamam, bundan sonra beni aramazsın, olur biter, tamam mı? Bulut, iyi misin? Bulut. Özür dilerim seninle. Çok özür dilerim. Bunu yapmaya mecburdum.
Gel Elif, gel. Gel. Kusura bakma ya, ortalık böyle biraz dağınık kardeşim. Toplamaya vakit olmadı, geç. Asıl sen kusura bakma. Nereye gideceğimi, kim arayacağımı bilemedim bir türlü. Beni arayacaksın tabii kızım, kimi arayacaksın? Abinim ben senin. Yani bize bizden yakın mı var Elif? Ben yemek söyleyeceğim, açsındır sen de, söyleyeyim sana. Yok, bana söyleme. Sen kendine göre söyle. Olmaz öyle şey. Bak ben sana Adana söyleyeyim. Hakiki Adana var burada bak, ağzımız bir yansın. Yanına da acılı şalgam, üf. Anladın mı? Bak arabada bir şey sorma dedi, sustum bu saate kadar. Bu yemekler gelecek. Teker teker anlatacaksın her şeyi ona göre. Ay benim çok uykum geldi, ben uyuyacağım. Aa, bu saatte. Cemrem, iyi misin kızım sen? Değilim anne. İyi falan değilim, biliyorsun sinirlerim bozuk. Oturmak istemiyorum, uyuyacağım. İyi kızım, iyi. Hadi git yat. Kızım, gerçekten yorgun gözüküyorsun, git yat. Kolay değil tabii, boş boş bütün gün geziyorsun. Ne kadar yormuşsun kendini. Dikkat et, rüya falan görme, iyice yorulursun maazallah. Allah korusun kızım ya. Bana bak, seninkiler bu evden gittiğinden beri Cemre ile uğraşıyorsun, gözünden kaçıyor sanma. Ha. Uğraşma. Ya ne oldu, Bulut mu bir şey yaptı? Ben Bulut'tan ayrılacağım inan. Boşanacağız biz. Ne diyorsun kızım sen? Daha evlendiğiniz ne kadar oldu, ne ayrılığı Elif? Bana bak, olmadık bir şey mi yaptı o sana? Yok, öyle bir şey değil. Yani... olmuyor işte. Biz başka hayatların insanlarıyız. Onların alışkanlıkları, sohbetleri, yemek yemeleri bile farklı. Ben ayak uyduramıyorum. Uyum sağlayamıyorum bir türlü. Yalan söylüyorsun. Tanıyorum ben seni, başka bir şey var. Ya sen bunlardan yılacak insan mısın Elif? Yani bu kadar seviyorsun hem. Bana bak söyle, ne yaptı o herif sana ha? Bir şey yapmadı, olanı anlattım işte. O zaman bana gelmezdin, giderdin o kıldızı anlatırdın sabaha kadar, dertleşirdin onunla. Ama bana geldin. Demek ki bir şey var bak. Bir şeyden korkuyorsun, bir şey olmuş Elif. Bana bak, anlat bana, sabaha kadar başında dururum ha. Bak biliyorsun beni, konuşurum sabaha kadar. Kaçırılmamda Roşan Hanım da parmağı varmış. Gülen damlar para istemiş, onlar da tamam demişler. Bir de bu durumdan Bulut'un da haberi varmış. Benden saklamış. Yani bu durumda nasıl sürdürebilirim ki evliliğimi? Ha? Deseydin. Boncuk. Merhaba. Merhaba dayı ya. Gidebilir miyiz bir an önce? Bir de bana boncuk demezsen. Muhabbet kuşu muyum ben? Peki. Yani sonuçta anlattığın şeyler siz evlenmeden önce de kalmış Elif. Ben sana unut demiyorum da. Hani
geçmişi değiştirme şansın yok kardeşim. Sonuçta artık evlenmişsiniz yani. Bu kadar şey olmuş bunun üstüne. Şimdi bu kadar kolay olmamalı yani bu işler. Ama bana anlatmadığın başka bir şey varsa. Başka ne olabilir ki? Allah bilmiyorum Elif. Yani senin yüzünden bir şey yaptıysa o Bulut ya da başka biri bilmiyorum. O bu dünyayı onun başına yıkarım ben ona göre. Yani kimse benim kız kardeşimi böyle kılına zarar veremez yani. Anladın mı? Ben hayattayken izin vermem bunu. Aslında... Sözünü unutma, geliyorum. Yemekler geldi. Unutma. İnan. Ben geldim. Ne işin var senin burada? Ya o Bulut'la aranızda olan o kavgaya yüreğim dayanmadı. Seni o halde bırakamazdım. Kalktım geldim. Gelip biraz dertleşeyim istedim. Sana da iyi gelir ha? Nerede inan? Dışarıda. Bir 10 dakika müsaade etmesini istedim bize. Yakınlarda, merak etme. Epeydir yoktun evlat. Özlettin kendini. Biraz yoğundum abi. Bir kimse var mı? Arkadaşımız orada. Sen üstünü değiştir. Biliyorum abi. Cemre. Emin misin buraya girmek istediğine? Ya neden buraya girmek istiyorsun ki? Baksana içeride dımtıs dımtıs müzik. Birbirimizi duyamayacağız bile. Ya bir arkadaşım çok sık geliyor buraya, o tavsiye etti. Bu arada çok güzel olmuşsun. Yani giydiğin kıyafet gözlerinin rengini ortaya çıkarmış. Teşekkür ederim. Ama o kadar özenmedim ve bulduysam giyindim. Gidelim mi artık? Çok gürültülü. Ne? Çok gürültülü. Ha. Evet, yıkılıyor mekan. Tanıyor musun? Tanıyor musun? Eski bir arkadaşım. Şimdi? Şimdi düşmanım bile olamaz. Aklına neler geçtiğini bilmediğimi mi zannediyorsun? Ne yapmaya çalıştığını anlamadın mı? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. Sadece Bulut'la kavga ettik, o kadar. Böyle mi koruyacaksın Bulut'u? Hı? O küçük planın bu mu? Sebepsiz çıkarılan bir kavga. Karşılıklı edilen ağır hakaretler. Sonra ne olacak Elif? Ayrılacak mısın Bulut'tan? Terk mi edeceksin onu yoksa? Zorla evli kalacak değiliz ya. Anlaşamıyoruz, olmuyor. Ailelerimiz bile farklı. Sence ben yutar mıyım bunu ya? Sence ben ayrılmanıza izin verir miyim? Senin kim olduğunu artık biliyorum. Ne yapmaya çalıştığını da çok iyi biliyorum. Eyvah eyvah. Elif'ten iddialı laflar. Hadi bakalım. Sen Bulut'un kardeşisin.
Cihan Bey'in oğlusun biliyorum. Sen DNA sonuçlarını görmedin herhalde. Bilimden daha iyi mi bileceksin? Sonuçları değiştirmişsindir. Bunu tahmin etmek zor değil. Ama çok eminim. Sen Bulut'un kardeşisin. Senden yıllarca saklanan sır da bu. O yüzden bütün bu öfken. Bütün bu nefretin o yüzden. Yeter. Önceden neden bunları yaşıyorum diye soruyordum kendime. Neden bunları yaşatıyor bana diye düşünüyordum ama... artık çok iyi biliyorum. Cihan Bey'e de Bulut'a senin yaşadıklarının aynısını yaşatmak istiyorsun. Bak. Senin bu oyunda bir rolün var. Ve sen bu rolü oynayacaksın, anladın mı? Ama hesaba katmadığın çok büyük bir şey var. Evet. Bu oyunda hesaba katmadığın şey de benim. Ben bu oyunda yokum. Senin bu intikam planlarının içinde de olmayacağım. Ayrılacağım Bulut'tan, boşanacağım. Elimden ne geliyorsa da yapacağım. Bastırmaya falan mı çalışıyorsun? Her zamankinden daha çok farkındayım. Çünkü senin annenden bir farkın yokmuş. Çok net görüyorum şimdi. Dur! Orası sokak değil. Spor salonu. Çık salonundan. Çık! Ya kardeşim, burası. Yılına kadar tuttu? 28 lira. 28 lira. Kalsın işte. Eyvallah. Hadi hayırlı akşamlar. Bak, bak benim sabrımı zorlama Elif. Yapacak bir şey yok. Bizi zorla evli tutamazsın. Bulut'un benden soğuması için elimden ne geliyorsa yapacağım, göreceksin. Ayrılacağız. Ya bak benim gibi yumuşak kalpli bir insanı böyle davranarak çok üzüyorsun. Bu kalp siz aşıklar için dakikada 90 kez atıyor Elif. Bence bu karanlık dünyayı kurtaracak tek şey aşk. Sence de öyle değil mi? Yemekler de geldi. Bana artık müsaade. Dediğim gibi Elif, söylediklerimi iyice düşün. Bence o kadar kolay kestirip atma. Abi şunları yeseydik beraber ya, gitme lan. Yok, size afiyet olsun. Ben sizi abi kardeş daha fazla rahatsız etmeyeyim. Elif, bak. Ben sana inanın önünde bir kez daha söz veriyorum. Aranızdaki o küçük problemi çözmeniz için elimden geleni yapacağım. Ya herkes sizin beraber olmanızı istiyor. Öyle değil mi inan? Tabii abi. Ufacık bir şey herhalde. Bak, gördün mü? Lütfen. Hadi bana müsaade. İyi akşamlar. Ben seni yolculayayım abi. Elif'ciğim. Şuraya mı geldin?
Sen dans et, bunlar benim havalar değil. Ya ama için geçmiş senin. Ağır ol ağır, ağır ol biraz. Alışık değilsin bak, çarpacak sonra. Öyle meyve suyuna, çaya benzemez o. Ama tatlı bu. Şey, ben bir lavaboya gideceğim. Makyajımı tazeleyeceğim. Sen hala benim neler yapabileceğimi anlamamışsın Elif. Yarın anlayacaksın. Zevk meselesi tabii. Kimi odunsu kokulardan hoşlanıyor, kimi odunsu erkeklerden. Herhalde sen ikinci gruptasın. Evet. Tanışıyor muyuz? Sert girdin. Bak babysi, sana o şekilde konuşmasaydım iyiydi ama ben sana çok büyük bir iyilik yaptım. Değişik bir iyilik anlayışın var. Ben seni hiç ulaşamayacağım bir rüyadan uyandırdım. Yani artık kendi yolunu çizebilirsin. Ne kadar anlayışlısın ya. Sağ ol. İstersen abimle konuşurum. Elif'in yarım bıraktığı işi sen alırsın. Yani çok çalışırsın herhalde 7-8 seneye falan mağaza müdürü olursun. Ne yapıyorsun be? Manyak mısın? Ben senin üstünü çizdim kızım. Uzak dur benden, çizdim ben senin üstünü. Gerizekalı ya. Suç sende İpek'cim. Böyle bir varışı karşına alıp konuşursan olacağı bu. Bak öylesene mi? Bak bu soğuk, solucan yenmeyecek. Bu soğuk bir şey benzemiyor Elif. Tamam. Yalnız var ya, bu Alas çok harbi herif ha. Oğlum bak, senin bende olduğunu, Bulut'la kavga ettiğini söyledim aradığında. 10 dakikada çıktı geldi. Helal olsun vallahi. Bu seviyor siz yani. İşte böyle seviyor. Sen niye bizi yalnız bıraktın? Ne oldu ki? Bir şey olmadı yani. Ne bileyim, böyle bir durumda konuşmak istemezdim o yüzden. Yok yani ne bileyim. Şimdi seninle Bulut'un ilişkisini benden daha iyi biliyor dedim. Yani şirkette falan her gün berabersiniz. Hani konuşur, dertleşirsiniz diye Elif, yanlış mı yaptım? Neyse tamam. Bir daha bu konuları başkasıyla konuşmak istemiyorum. Tamam mı? Yani siz bu Amaz'la ne ara bu kadar samimi oldunuz? Ya öyle göründüğü gibi bir adam değil ya. Tabii canım. Ona ne şüphe. Vallahi değil. Bak sen bunu böyle takım elbiseyle her gün görüyorsun, kasıntı kasıntı. Öyle biri sanıyorsun. Yok öyle değil adam. Kızım çok hakkı var üstümde. Vallahi ben çok güveniyorum. Çok güveniyorum ağza. Sen bunu yemeyeceksin kardeşim. Ben bunu alıyorum. Bana tam bir şey diyordun o gelmeden. Boş ver ya. Çok önemli bir şey değildi. Peki. Yavaş ya. Ne bu yokluktan çıkmış gibi dans ediyorsun? İlk kez mi geliyorsun kızım? Ne bu açlık? Sana ne be? Size ne? İstediğim gibi dans ederim. Her önüne geleni alıyorlar. Bu ne ya? Şu tipe bak. Düzgün konuşacaksın sen benimle. Benimle düzgün konuşacaksın. Cemre sen dur. Hayırdır birader?
Yürü gidiyoruz. Ay. Gerçekten inanılmazdı. Gerçekten. Sen bu gece benim için gözünü kırpmadan kavga ettin ya. Kimse benim için kavga etmedi biliyor musun? Kimse benim yanımdaki kadınla o şekilde konuşamaz. Konuşturmam. Sen benim kahramanımsın Sırrı. Bu gece eğlendirebildi mi seni bu kro? Ya. Ya bak ben onu yanlış düşündüm. Yani isteyerek düşünmedim ki. Özür dilerim. Önemli değil. Seni evine bırakayım. Olmaz. Bir gören olur olmaz. Öyle gidebilecek misin? Evet. Gideceğim. Çünkü ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Ama sen de iyisin. Sen çok iyisin. Dünyada çok iyi. Ama bugün birazcık... birazcık fazla mı dönüyor? Bana mı öyle geliyor? Ha? Farkında mısın sen de? Aynen bu gece öyle. Ama sabaha kadar sürmez. Yapıyor işte bazı geceler. Bu siyah ceketin altında... bembeyaz bir kalp var Sırrı. Ben gördüm. Sen iyi bir adamsın. Bir ara bizim ortamlarda vakit geçirelim. Bizim ortamlarda takılalım. Olur mu? Olur. Gideriz, eğleniriz. Ama ben artık eve gideyim. Çünkü geç oldu. İyi. Uygun olunca beni ara. Arayacağım. Hadi görüşürüz. Sen. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. İçki içmiş bir de. Otur şuraya. Seni var ya seni. Anne! Çok soğuk ya. İyi ya. Ayılırsın işte. Az. Anne yapma ne olur ya. Anne lütfen. Anne lütfen yapma. Anne yapma. Anne yapma. Anne lütfen. Anne lütfen. Bunu yapmak zorundayım. Çok özür dilerim.
benim güzel kızım. Biliyorum. Annen hak ettiğin hayatı veremedi sana. Hala da veremiyor. Ama sen o hayatı dışarıda arama kızım. Dışarısı var ya, adam görünümünde kurtlarla dolu. Bunlar senin gözünü boyarlar yavrum. Önce ne istiyorsan verirler. Kendini böyle prenses gibi hissedersin. Sanırsın dünya senin etrafında dönüyor. Ama sonra... Sonra gün gelir gerçek yüzleri çıkar ortaya. Sana kaşıkla verdiklerini... kepçeyle geri alır bunlar. Olduğunu bile anlamadan koca bir çukurun en dibinde bulursun kendini. Uzak dur bu kurtlardan kuzum. Uzak durmazsan parçalar bunlar seni. Anahtar burada kardeşim. Ben kaçıyorum, biraz işlerim var. Sen evi istediğin gibi kullan, tamam mı güzelim? Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa da mutlaka ara beni. Her şey güzel olacak. Tamam, sen yüzünü düşürme böyle kızım. Gül. Hem olumlu düşün. Hadi söz ver bakayım bana. Söz. İyi, hadi bakalım. Kokmuş, nasıl da kokmuş. Cemre. Cemre! Kız Cemre, kalk diyorum sana, kalk. Ya anne, kapat şunu ya. Cemre, buna bak. Kalk, kalk konuşacağız. Ya anne, daha çok erken, bak benim midem çok bulanıyor, başım ağrıyor. Lütfen uyuyayım, bırak. Cemre, bak sana, bana bak. Ya kalkarsın ya da ben o kafandan aşağı şöyle güzel bir kova su döker, öyle kaldırırım seni. Kalk. Ne anne? Ne? Neredeydin bakayım sen dün gece? Ha? Kimlerleydin? Arkadaşlarımlaydım. Arkadaşlarınla? Hangi arkadaşların? Ben tanıyor muyum? Anne, arkadaşlarım işte. Ne bu sorgu sual, anlamıyorum ki sabah sabah ya. Kız bana bak. Vallahi billahi döveceğim şimdi ha. Kalk. O gül gönderen ne miydin? Ha? Hayda. Ya anne. Kaç kere söyleyeceğim ya. Tanımıyorum diyorum o adamı. Tanımıyorum ya. Of. Sinirlerim bozuktu İpek'e. Gittim biraz arkadaşlarımla kafa dağıttım. Kocaman kız oldum anne ben artık. Farkında mısın?
Hiçbirinin annesi bir şey demiyor, bir tek sen kızıyorsun ya. Doğru mu söylüyorsun sen? Evet doğru. Bak bakayım gözüme iyice. Doğru, yemin ederim doğru. Uyuyabilir miyim biraz artık? Lütfen müsaade eder misin? Allah Allah ya. Uyu bakalım. Bak bir daha sakın yapma böyle saçma sapan şeyler. Buluşmaya geleceklerini nereden biliyorsun ki? Ya boşuna bekliyorsak? Benim hiç umudum yok doğrusu. Hiçbirisinden kaçınmadan senin evine, benim odama dinleme cihazı koyan insanlar bence buluşmayı asla kaçırmaz. Hayır, amaçları ne anlamıyorum ki. Benim gibi birini insan neden dinler? Hadi sen Bulut Giray'sın ya ben? Çok saçma, hiç aklım almıyor. Birazdan anlayacağız. Az sabır. Elif dün İnan'da kalmış. Sen nereden biliyorsun? İnan aradı dün beni. Kavga ettiğinizi söylemiş Elif. Ağzımı aradı bir şey biliyor muyum diye. Endişelenmiş çocuk. Elif çok üzgünmüş. Konuşmayalım bu konuyu şimdi. İkiniz de birbirinizi bu kadar severken hiç yakışmıyor size böyle olmak Bulut. Sevgi tek başına yetmiyor demek ki. Sen yavaşlayın istersen. Gelirler biraz. Haklısın. Girebilir miyim? Tabii tabii. Geç. Hiç uğraşma, geç. Thank you.
niye şaşırmıyorum acaba, niye? Ne işin var senin burada? Ödümü patlattın. Benim ne işim var burada? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Yani öylesine bir şeyler içmeye geldim. Buraya. Hem de bu saatte. Ne var? Sen de buradasın bu saatte. Ama ben bir şeyler içmeye gelmedim anne. Bunu vermeye geldim. Sen nasıl yaparsın ya böyle bir şeyi? Ne hakla dinlersin beni? Ne cüret bu? İnan sana ne söyledi bilmiyorum ama... Bulut'tan ayrılmak istediğini söyledi. Kavga etmişsiniz. Doğru söylemiş. Senin gibi hayatı baba dayağıyla, abi zulmüyle geçmiş bir kız ilk sözlü kavgalarında kocasını terk ediyor. Ve ben de buna inanayım, öyle mi? Yine aynı soruları sormaya mı geldin Yıldız? Ne oluyor? Ne yapsaydım Elif? Ha? Ne yapsaydım? Arkadaşın bir derdi olduğunu bile bile evde oturup çekirdek mi çitleseydim? Tamam işte. Anlatacağım yeni bir şey yok, tamam mı? Geçen gün annemle konuştum. Anne dedim. Mesela Elif böyle birden durduk yerde yalan söylemeye başlarsa, daha sözümü bitirmeden olmaz öyle şey deyip kestirip attı. Senin yalan söyleyebileceğine ihtimal bile vermedi. Bir an için söylediğini farz et dedim. Ne düşünürsün bu konuda? Ya birisini korumaya çalışıyor? Ya da birileri tehdit ediyor dedi. Hangisi Elif? Babamın kaçıp gitmesine hiç şaşırmamak lazım. Bir insan nasıl yaşayabilir böyle güvensiz? Bulut, şu anda kalbimi kırıyorsun ama. Ona da takmışsındır bir tane çip sen. Hı? Dünyanın her yerini izliyorsundur onu da. Haddini aşıyorsun. Ben haddimi aşıyorum. Öyle mi? Benim odama, Alaz'ın evine gizlice girip ses dinleme cihazı koyan sensin. Haddini aşan benim. Bulut, ben bunları şu anda burada bu şekilde konuşmak istemiyorum. Anne, bu yaptıklarının çok kötü sonuçları olacak, haberin olsun. Bunu ne affederim ne de unuturum. Ruşen Hanım, evin kilitlerini değiştirdim, bilginiz olsun. Eğer bir daha böyle bir şey yapmak isterseniz çilingir getirmeniz gerekecek. Aldığına en yakından ben şahitlik ettim Elif. Bu ayrılığın tek bir açıklaması var. Yeter artık Yıldız. Neden bu kadar üstüme geliyorsun? Çünkü ben seni seviyorum. Çünkü sen benim en yakın arkadaşımsın Elif.
Aynı durumda ben olsam sen de aynısını benim için yapmaz mısın? Melekçe sokaktayız. Hanımefendi acele eder misiniz? Bulut. Bulut. Bulut cevap ver. Bulut. Kendine gel, geliyor ambulans. Bulut. Bulut dayan, Bulut. Elif, iyi misin? Bulut. Efendim. Ne? Hangi hastane? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Elif ne oldu? Kim hastanedeymiş? Bulut. Ne? Durumu nasılmış peki? Trafik kazası geçirmiş bilmiyorum. Hemen hastaneye gidiyorum. Dur bekle ben de geliyorum. Hala kapalı telefonu, hala. Hangi cehennemin dibindesin acaba Cihan? Cihan Bey. Ya rica etsem kremi sırtıma sürebilir misiniz? Ben uzanamıyorum da. Uzandığın kadar yeter Şahika. Acele eder misiniz lütfen? Gerçekten çok acil olmasa böyle bir şey istemeyeceğim sizden lütfen. Ablacığım hızlı gidiyorum zaten. Cezamı kestireceğim bana. Elifciğim zaten hızlı gidiyoruz. Sakin ol lütfen. Yetişeceğiz hastaneye. Nasıl sakin olayım Yıldız? Ya Bulut'a bir şey olduysa benden saklıyorlarsa ha? Ya ona gerçekten bir şey olduysa? Sakın öyle düşünme. Böyle şeyler getirme aklına. Allah'ım olur ona bir şey olmasın. Ne olur biraz daha hızlı gidin lütfen. Kesin o yaptı. Kesin Allah'ın cezası o yaptı. Elif kim ne yaptı? Buyur abi. Nasıl gitti? Var mı bir sıkıntı? Yok abi, tertemiz. Aynı konuştuğumuz gibi hallolundu. Bir gören falan olmadı değil mi? Bak sonra başını ağrımasın. Yok abi, 3-5 saniye sürdü zaten. Ya kimse anlamadan ne olduğunu ben affedim orada. Alaz da anahtarı sana getirmemi istedi. Sırrı arabayı ne yapacağını bilir dedi. Yapılacak şey belli oğlum.
Yeni bir arkadaş daha eklenecek mezarlığa. Bir iş yoksa ben kaçayım abi şimdi. Kıllanmasın kimse. İyi, çocuklara söyleyeyim bıraksa seni. Gerek yok. İnan. Bak benim sana pek inancım, güvencim yoktu. Lakin Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Ama güzel iş çıkarıyorsun. Böyle giderse senden olacak. Eyvallah abi. Yani sayenizde. Ya neden kimse gelip bir açıklama falan yapmıyor ki bize? Ne kadar bekleyeceğiz biz böyle? Çarpan aracın plakası yoktur Uşan'ın. Bu alelade bir kaza değil. Planlı bir saldırıydı bu. Allah sırası mı şimdi bunların? Ben şu anda bu tip şeyler duymak istemiyorum burada. Birinin ailenizi koruması lazım Uşan'ın. Sana mı kaldı? O kişi de sen misin yani? Evet, bana kaldı Uşan'ın. Cihan Bey'in nerede olduğu belli değil. Bulut deseniz durumu ortada. Siz bana güvenmeyip evime böcekler yerleştirseniz de ben bu ailenin geleceğini düşünmek zorundayım Uşan Hanım. Şimdi sizden ricam İpek'i arayın, hemen buraya gelsin. Böyle zamanlarda dışarıda dolaşmak iyi değil. Haklısın. Çok haklısın. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu hepsi. Eğer ona bir şey olursa kendimi asla affetmeyeceğim. Doktor Bey, Bulut'un durumu nasıl? İyi bir şey söyleyin lütfen. Öncelikle geçmiş olsun Uşan'a. Oğlunuzun durumu iyi. Şükürler olsun. Ayağın iki farklı yerinde kırığı var. Gereken müdahaleyi yaptık. Peki o kadar mı sadece? Darbeye bağlı ufak tefek zedelenmeler var elbette. Ama mühim değil. Oğlunuz epey şanslıymış. Organlarında herhangi bir hasar yok. Benim için de önemli olan bu tabii ki. Ama yine de birkaç gün müşahede altında tutacağız. Pekala, tabii. Ben görebilir miyim kendisini? Elbette görebilirsiniz. Birazdan o da yanılacak. Hemşireler size bu usta yardımcı olur. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Duydunuz mu Rüşen Hanım? Bulut iyi. Merak edilecek bir şey yok. Gelin. Bulut iyi. Bulut iyi. Şimdi biraz sakinleşin. Çok şükür. Eğer Bulut'a bir şey olsaydı kendimi ömür boyu affetmezdim. Bakar mısınız hemen? Sağlığı nasıl, durumu nasıl bir şey söyleyin. Biraz acele eder misiniz? Bulut Bey az önce odasına alınmış. İkinci kat 208 numaralı odada. Buyurun. Bulut iyisin değil mi? Ağrın falan yok yani. İyiyim iyiyim. Ağrı kesiş verdikleri için hiçbir şey hissetmiyorum. Hatta o kadar bir şey hissetmiyorum ki sana olan sinirim bile geçti. Benimle uğraşmaya başladığına göre bence gayet iyisin. Arabanın plakasını aldın mı? Yok. Arabanın bir plakası yoktu. Kaza değil demek. Bilerek sürmüş üzerime. Söyle ne olur. İyiyim iyiyim. Böyle ufak iki tane kırım var sadece, o kadar. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim. Senin hiçbir suçun yok. Ama boynuma böyle sarılmaya devam edersen birazdan alçıya almak zorunda kalacaklar. Özür dilerim, tamam. Senin bana destek olman gerekmiyor mu ya? Sen böyle ağlamaya devam edersen birazdan öleceğimi düşünmeye başlayacağım. Tamam. Toparlıyorum kendimi, tamam. Ya Bulut, çok korktuk. Büyük geçmiş olsun. Demek ki böyle kazalar işe yarıyormuş.
birbirimizi ne kadar sevdiğimizi anlıyormuşuz. Nasıl oldu peki? Karşıdan karşıya geçerken. Çok hızlı oldu her şey. Hiçbir şey göremedik. Yani çarpıp kaçtı öyle mi? Nasıl ya? Yani şu an çok daha ciddi bir şey olmuş olabilirdi. Bunu böyle cezasız bırakmayacağız değil mi Bulut? Ha? Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sana bunu yapan cezasını çekecek. Bırakmayalım tamam mı? Gel. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Beni biraz Elif'le yalnız bırakır mısınız? Onunla konuşmam gereken şeyler vardı. Mesaj alınmıştır. Biz dışarıdayız. Anne, hani abim nasıl ya? Telefonda çok korkuttun beni. Vallahi İpek'cim ben de çok korktum ama merak etme şimdi. Ha, tamam, ben onu bir göreyim. Hayır. Abin biraz Elif'le baş başa kalmak istedi. Ay yok artık. Dağdan gelip bağdakini kovmak bu işte. Gel bir seni bir kahve falan alalım. Alalım da önce ben sana bir şey anlatacağım. Ne oldu yine? Bak. İpek ne bu şimdi? Anne bu bizim teknemiz. Babam tekne gezintisine Şahika ile birlikte çıkmış. Demek fotoğrafı gördünmüş ha. Kutur bakalım. Söylediklerimden sonra beni affedebilecek misin? Yani bir daha böyle küçük şeylere takmayacağım, söz veriyorum. Evlendiğimizden beri ilk büyük kavgamızı yaptık, farkında mısın? Artık gerçek bir evli çiftiz. Ama yine de bir daha kavga etmeyelim. Merak etme. Etmeyeceğiz. Ben bir kendime geleyim. Hemen ayrılacağız o evden. O ev sana iyi gelmedi. Annem, kardeşim. Belki babam bile. Yordular seni, yalanlar söylediler. Kendi evimize taşındığımız zaman bunların hepsi geride kalacak. Yeni hayatımıza başlayacağız. Bir daha asla kavga etmeyeceğiz. Seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Sence bu saçmalığı bana yakışıyor mu İpek? Kestireyim mi bunları, ne dersin? Bu durumda bile kendini düşünüyorsun anne. Bak benim dip boyam gelmiş. Ben burada abimin alçısının bekçiliğini yapıyorum. Acını anlıyorum kızım. Geçmiş dip boyası bir kadına nasıl acı verir? En iyi ben bilirim. Bak anne, sence bu saç modeli nasıl? Olmaz olsun öyle saç modeli pek. Rezalet. Böyle bir durumda bile neşene diyecek yok. Bazılarımızın moralleri yüksek tutması gerekiyor. O kişi de sensin öyle mi? İş başa düştü. Yapacak bir şey yok. Hem ben durumu o kadar karanlık görmüyorum. Ben sonuçlara bakarım. Neymiş o sonuçlar? Daha düne kadar Elif'le Bulut ayrılmanın eşiğindeydi. Şimdi içeride aşk tazeliyorlar. Bence durum o kadar da kötü değil. Ne dersin Yıldız? Onların birlikte olmasını bu kadar derinden istemen çok güzel. Ben aşka hürmet gösteririm Yıldız. Ya sen? Thank you.
Sen yaptın değil mi? Ben sadece size yardım ettim Elif. Bak benim sayemde aşk tazeliyorsunuz. Orada Bulut gerçekten ölebilirdi. Bulut'un ölüp ölmemesi sana bağlı. Bunu konuştuk daha önce. Senin tercihlerine göre Bulut ya yaşayacak ya da ölecek. Karar senin. Ya sen ne biçim bir insansın ya? İnsan kardeşine böyle bir şey yapabilir mi? Bana bak. Benimle doğru konuş. Duyuyor musun beni? Yoksa bir sonraki telefonda Bulut'un mezarına koşarsın. Anladın mı beni iyice? Beni iyice anladın mı? O güzel kafana soktun mu sen bunu? Ha? Anladın. Canım. Buradaymışsınız. Nasıl canım Bulut? İyi. Daha da iyi olacak. İnşallah. Ben bir Bulut'a bakayım. Ben demedim mi? Bu ufak kaza sayesinde kardeşim ve Bulut aşk tazeleyecekler demedim mi? Ben zaten artık senin kararlarını hiç sorgulamıyorum. Dokundurulmayacak yani. Aferin, aferin. Felaketlerin iyi tarafı budur inan. İnsanları birbirine yaklaştırır. Bak bu güzelmiş ama. Yazdım bunu. Paylaşabilir miyim? Ayıp ediyorsun. Hadi gel bir çay ısmar. Thank you.
Allah'ım sana şükürler olsun, şükürler olsun. Hamile değilim.